Sayın savcım. Gel Ebu Bekir. Savcım, beni size tayin ettiler. Bundan sonra kalem memurluğunuzu yapacağım müsaadenizle. Öyle mi? Hayırlı olsun. Öyle diyelim savcım. Nedir? Savcım, müracaat savcısı Ahmet Savcı'nın ricasıyla başsavcım size hemen bir dosya yönlendirdi. Alayım. Neymiş bu? Savcım, dışarıda şu anda birini öldürdüğünü itiraf etmek isteyen bir adam var. Ahmet Savcı'nın önünü kesmiş, polise de gitmemiş. İlla beni içeri atın diye tutturmuş. İnsanlık çok garip gerçekten. Cinayet büroya haber ver. Şahsı al içeri. Buyurun. Savcım bekliyor. Buyurun. Savcım, ben sizin dediğiniz gibi şimdi mi haber vereyim cinayet büroya, yoksa sizin konuşmanız bittikten sonra mı? Hemen dedim ya Ebu Bekir. Bir de polis arkadaş yönlendir buraya, sonra da gel ifade alacağız. Tabii, hemen. Saygılar. Adın ne? Orhan Andık. Birini öldürdüm demişsin. Öldürdüm savcım. Nasıl oldu bu olay? Nerede, kimi? Bir kadın ama hala yani kim bilmiyorum. Geç otur. Ha. Tamam. Tamam hallederiz, yollarız, tamam. Tamam. Bak, adımını attın, kızın oldu. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Ilgaz Savcı'ya yeni bir ihtirafçı gelmiş. Amirim, aman diyeyim, gözünü seveyim. Eren başkomiser baksın. Ya olur mu Fırat? Ben seni buraya neye getirttim? Ya bunlar hizipleşmiş, benim bunları ayırmam gerek. Burada kaldım bir başıma böyle. Bunlar at koşturuyorlar istedikleri gibi. Hayır ya, ne istiyorlar, ne diyorlar, ne oluyor aralarında? Anlayabilene aşk olsun. Aşk da var tabii. Kurmuşlar tıkır tıkır bir düzen. Ama ben o düzene çomak sokmasını bilirim. Ilgaz Savcı'nın yanına vermeyeceğim Eren'i. Başkomisere şimdi böyle eski, zaman aşımına uğramak üzere olan 3 dosya kilitledim. Otursun, onlarla ilgilensin ya. Yorgun adam. Dinlensin. Ha? Hadi kalk. Hadi. Olay yeri raporu gelince haber verirseniz sevinirim Tuğçe Hanım. Tabii savcım. Tabii, olay yeri bulunabilirse. Döndüklerinde sonucu bildir. Tamam. Arkadaşlar, dinle burayı. Fırat komiser aramıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Amirim, gerek var mıydı böyle bir girişe? Sağ olun arkadaşlar. İlk vakan da hayırlı olsun. Sağ olun amirim. Tuğçe. Amirim. Bak buraya. Fırat komiserle birlikte çalışacaksınız. Ilgaz savcım çağırmış. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de mi gideceğim? Yani masanın başından maaşı çıtırdattın yeter ha? Komiser yardımcısı. Tamam amirim. Amirim. Ha. Ben de gidebilirim. Yok. Sen elindekilere odaklan Eren başkomiser. Cinayet büronun utancı onlar. Böyle deneyimli gözlere, sağduyuya ihtiyaçları var ha? Hadi. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Ufaklık. Ehliyet var mı sende? Var var. Oh, çok iyi. Fırat. Buyurun başkomiserim. Öncelikle hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Tuğçe, sana emanet ha. Hayır diyorsun kardeşim. Yeğenimize gözümüz gibi bakarız, merak etme sen. Hadi. Savcım biliyorum. Yani çalmak suç ama işte ben mecbur kalmışım. Dün gece de işte öyle bir çıktım. Baktım o ileride çıplak bir ev. Etrafı tenha, kimse yok. Nerede? Zekeriya köyde.
Şey, villalar var, villalar, bahçeli, büyük. Orada. Ön kapıya gittim, baktım. Çok sıkı örmüşler, kapı duvar, ben onu açamam. Ondan sonra etrafı dolaştım, ortalığı bir kolaçan ettim. Alt katı kapısının plastik doğraması hafif böyle bir bel vermiş. Dedim hele ben buradan içeri girerim. Marifetim çoktur. Ondan sonra savcım kapıyı şöyle inceden bir açtı. İçeri girdim, böyle karanlık, göz gözü görmüyor. Biz evleri dinleriz savcım. Her evin bir sesi var. Hele baktım, bu evde çıt yok dedim. Bunlar ya evde yoklar ya da derin uykudalar. Sen dedim dal işe. Ondan sonra savcım üst kata çıktım. Salonmuş orası ama orası da karanlık. Hemen cep telefonumu çıkardım, inceden ışığını yaktım. Etrafı şöyle kolaçan ederken orada bir kol saati gördüm. Hemen onu attım cebe. Ondan sonra savcım orada bir tane de şey, tablet vardı. Onu da hemen sırt çantam vardı. Sırt çantama koydum. Onu o anda sanki bir ses duydum. Hemen böyle gerisin geriye aşağıya indim. Tam çıkıyordum tezgahın üstünde böyle değerli janjanlı bir şey gördüm. Tam alacaktım. Ses duydum, bir gürültü, ben de korktum. Hemen kendimi dolabın yanına attım. Yani dolap dediğim buzdolabıymış o. Karanlıkta görmüyorum ya ama sesinden anladım. Böyle tır 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 böyle bir sesi var. Ben de elimi belime attım savcım, silahımı. Silah ne alaka? Evet. Savcım işte yani yakalanırsak diye hele korkutmak maksadıyla yani ihtiyaç olursa diye. Zaten ben bugüne kadar kimseye sıkmamışım. Dım yani. Sonra? Sonra saklandığım yerde durdum. Nefesimi tuttum. Sonra karşıma bir kadın çıktı. Kimse? Yüzünü tam seçemedim ama sesinden anladım. Elinde parlayan bir şey gördüm. Bir bıçak. He dedim şunu bir alayım ben. Onun eline daha eline varmadan bıçağı kaldırdı şöyle. Şey, buraya çaldı bıçağı savcım. Aa, şura. Böyle zaten az bir kanadı durdu, sonra bir şey yok yani. İşte ben, savcım o an benim elim ayağım boşaldı, hele ben ne yapacağım? Yani o an ben korkuyla panikle kadını vurdum. Sonra yanına vardım. Boynuna, şahtamarına bakayım dedim. Hani yaşıyor mu diye. Tık yok. Sonra üst kattan sesler çıktı. Savcım merdivenden aşağıya insanlar iniyordu. O anda ben korktum yani yakalanmayayım diye. Vardım, kirişip kırdım, kaçtım. Nerede bu ev Zekeriya Köy'de? Adres... Bilmiyorum da savcım yani bakarsam bulurum yani. Saat kaçta oldu bu olay? Gece 3'üydü savcım. 3'tü. Sonra oradan çıkıp yani kaçınca eve gittim. Eve gittim dedim oran unut. Yani bunu unut dedim ama o an benim kalbim sıkıştı savcım. Yapamadım, gidiyorum, geliyorum, olmuyor. Mal almak başka da can almak başkaymış savcım. Böyle vicdanım beni yakın bırakmadı. Savcım ne yapayım, ben de kalktım buraya geldim. Gel. Savcım müsaade var mı? Hayırdır komiser? Cinayet büroda açık varmış savcım, oraya geçtim. Kubilay amirinin isteği üzere. Emirleriniz Sayın Savcım. Şahsı gözaltına alacağız. Bir eve girmiş hırsızlık yapmak için. Birini öldürmüş. Evin adresi belli değil. Gidip tespit yapılması lazım. Siz arkadaş alın. Ben de geleceğim. Mecbur ceset olduğu için beni de çağıracaksınız. Emir anlaşıldı Sayın Savcım.
Ya. Sen de eşlik et adliyeden çıkana kadar. Emredersin sonra. Savcım biz kapıda bekliyoruz sizi. Tuğçe. Buyurun savcım. 112-155'i arayıp silahla yaralama ya da öldürme ihbarında bulunan olmuş mu? Bakılsın bana da haber verin. Tamamdır savcım. Evet şahıs kardeş anlat bakalım ne yaptın? Böyle anlattım ya ben savcıya. Tamam canım bir kere de bana anlat. Ne olacak? Anlat bilelim. Ne oluyor? Cinayete transfer oldum. Hepimize hayırlı olsun. Aman ne güzel.